Mustafa Kemal, Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'la evlenmek için saraya damat olmak adına başvurmuş muydu? Evet, Mustafa Kemal 1918 yılında tahta geçmiş olan, ki 4 Temmuz 1918 diye kayıtlara geçer, Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'la evlenmek için o dönemde bir dilekçeyle başvurmuştu. Evet, çünkü saraya damat olmak isteyenler önce dilekçeyle başvurularını yaparlar. Ve sarayda bir komisyon kurulur. Bu komisyon o dilekçeleri inceler. Gerçekten başvuran kişi bir sultanın kızıyla evlenmeye izdivaca uygun mu değil mi diye. Mustafa Kemal de Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'la evlenmek için dilekçeyle başvuruyor. Komisyon kararı gereğince dilekçe onaydan geçiyor. Ama Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan Mustafa Kemal'le evlenme izdivacını reddediyor. Çünkü kendisi son halife olacak Abdülmecit'in oğlu Şehzade Ömer Faruk'a gönül vermişti. Peki Mustafa Kemal neden saraya damat olmak istemişti? O dönemlerde acaba Enver Paşa'nın Naciye Sultan'la evlenip saraya damat olmak istemesi onun için önünde bir teşebbüs müydü? Yıllar sonrasında Sabiha Sultan'a sorduklarında evet bunu doğrulamış olacak ama asla der Mustafa Kemal'le biz yüz yüze gelmedik, kendisiyle konuşmadık ama kendisi evlenme izdivacında bir dilekçeyle başvurmuş fakat ben önümde Enver Paşa, Naciye Sultan gibi bir örnek olduğundan tanınmış bir komutanla evlenmeyi doğru bulmadım demiştir. Tarihle kalın, sevgiyle kalın.